Hepinize yeni bir PUBG Mobile videosuyla merhaba dostlar. Bugün sizlere zor durumda, acil durumlarınızda red dot'ımızı yani lazerimizi nasıl 6x'e çevirebiliriz onu göstereceğim. Hadi videomuza geçelim. Şimdi dostlar, peki diyeceksiniz biz bu lazeri 6x yapacağız da yine sekmeyecek mi diyeceksiniz. Hayır, sekmeyecek. Aynı lazerle sprey atar gibi 6x'te sprey atacaksınız. Evet, böyle bir şey göstereceğim dostlar sizlere. Bunu eğitim maçında göstereceğim. Yani gidip klasik modda göstermekle uğraşmak istemiyorum. Şimdi nasıl yapacaksınız isterseniz artık o kısma geçelim. Videoyu da beğenirseniz, bir beğenmeyi unutmazsanız çok sevinirim. Kanalıma abone olarak da yeni şeylerden, taktiklerden, bele sandıklardan da haberdar olabilirsiniz. Hadi videomuza geçelim artık. Şimdi telefonunuzun ana sekmesine geldik. Bu bütün cihazlarda, bütün iPhone'larda her şeyde var dostlar. iOS, Android, herkes kullanabilir. Şimdi ilk önce ayarlar butonuna basıyorsunuz. Burada aşağı kaydırdığımızda burada karşınıza erişebilirlik diye bir kısım geliyor. Buraya tıklıyorsunuz. Buradan görme kısmına geliyorsunuz. Görme kısmına geldiğinizde aşağı kaydırdığınızda burada büyütme adlı bir buton var. Bunu istediğiniz zaman kullanabiliyorsunuz, istediğiniz zaman kapatabiliyorsunuz, nasıl kullanabiliyorsunuz altında yazıyor. Fakat ben sizlere direkt uygulayıp göstereceğim. Bunu tekrar gösterme deyip aç diyorum. Şimdi biz bu büyütmeyi aç. Şimdi sıra ise PUBG Mobile'ımıza girdik. Buradan bir eğitim maçına girip sizlere bunu nasıl kullanabileceğinizi göstermek istiyorum. Hemen maçımıza giriyorum. Artık orada görüşürüz. Siz de like atın bu arada. Evet, like. Abone olursanız da güzel olur bak. Çok fazla dedin diyeceksiniz ama yani olursanız güzel olabilir. Şimdi eğitim modu maçımız geldi. Buradan bir tane silah almak istiyorum. Bu silahımızda ne olsun? M4 olsun. Buna ne yapalım? Şöyle tutamaklarını da alayım da. Belki bir ihtiyacımız olur, belli olmaz. Şöyle şuradan da dikey alayım. Kankam ne yapıyorsun orada ya? Şuradan bir çanta alayım ben de. Çantayı unuttum. Çantamız gel kankam buraya. Şimdi böyle normal gittik. Ama elimizde sadece lazer var. Ya da holo var. Artık hangisi varsa. Böyle dürbünü açtığınızda ne oldu, lazer. Şimdi ekranınıza 3 kez dokunduğunuzda ise böyle yakınlaştırabiliyorsunuz. Nereye dokunursanız orayı yakınlaştırabiliyorsunuz dostlar. Mesela şöyle yaptığınızda burayı yakınlaştırıyorsunuz. Öyle düşünün. Bunu isterseniz iki parmağınızla büyütüp daha da küçültebiliyorsunuz. Orası size kalmış bir şey. Mesela adamı gördünüz bak. Şurada aynı şekilde sprey atıyorsunuz. Geri kapatmak istediğinizde ise 3 parmakla dokunup kapatabiliyorsunuz. Yani böyle çok kolay bir taktik. Bunu ne kadar uygularsınız bilmiyorum ama yani 3 kere bastığınızda kapanıp küçülen bir taktik diyelim. Yani ekranın neresine dokunursanız oradan küçültüp büyütebiliyorsunuz. Mesela bunu 6x'de denediniz diyelim. 6x'i açtık şöyle. Artık bu kaçıncı x seviyesine geliyor bilmiyorum ama siz hesaplayın. Şöyle bir dürbün düşünün. Yani bu 8x mi oldu, ne oldu bilmiyorum ama yani onun gibi bir şey oldu sanırsam. Şöyle de bakın. Yani aynı şekilde sıkabiliyorsunuz ama ben bunu sizlere lazeri 6x için çevirme taktiği olarak söylüyorum. Çünkü yani 6x'i çevirirseniz biraz saçma olur, biliyor musunuz? Ne yapacaksınız 12x'i? Onunla zaten sprey atmanız ölüm. 6 ile zor atıyoruz diye düşünüyorum. Yani ben 6 ile atıyorum, benim için sıkıntı yok ama yani sizin için diyorum. Mesela ayakta 6x ile sprey atabiliyorum, benim sıkıntım yok. Ama sizleri düşünüyorum. Mesela yani adam uzaktadır, dürbününüz yoktur. Şöyle açarsınız, 3 kere dokunursunuz. Tam ama dokunmayanınızı güzel seçin. Yani dokunduğunuzda hem ateş etme butonunu görebilin, hem şeyinizi görebilin diye söylüyorum bak. Ateş etme tuşuna basıyorsunuz abi. Ama denk getirmek biraz zor. Aynı şekilde bak. O noktayı 6x'miş gibi spreye atabiliyorsun. Ve çok kolaydı. Neyse dostlar, bu videoluk benden bu kadardı. Sizlere umarım yine yararlı bir bilgi sunabilmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay. Da o 30 mermi de nasıl patlamadı, ben onu anlamadım. Kastı. Evet, bug'a girdi. Neyse dostlar, bu videoluk benden bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Diğer videoda görüşmek üzere. Bay bay.